Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Ostek Bilgi Güvenliğinden Fatih Bülbül. Bugün sizlere 22. Port'ta bulunan SSH portuna sızma işlemlerini göstereceğim. Bu işlemlerimizi yaparken Blue Force ataktan yararlanacağız. Peki Blue Force atak nedir derseniz, hedef sistem üzerine sürekli şifre denemeleri yaparak parolayı bulmaya çalışır. Bu işlemleri yaparken Metasploitable 2 aracını kullanacağız. Görmüş olduğunuz gibi ben sisteminde bulunan Metasploit Table ilk aracımı çalıştırdım. Eğer sizler de sızma testlerinizi böyle bir sanal makine üzerinde gerçekleştirirseniz sizin için daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Ben bunu öncelikle bir küçültüyorum. Ve terminal ekranına gelelim. Ve ne yazıyoruz buraya? Mesela şöyle biraz daha büyüteyim. Daha rahat görün. Ben de burada direkt root yazıyor değil mi? Ben şu an root kullanıcısıyım. Siz büyük ihtimalle mesela burada mavi şeklinde kali yazıyordur. Siz de root kullanıcısına geçmek için sudo su yazıyoruz, tamam mı? Sonra enter'a basın. Eğer sizden parola isterse, kali Linux işletim sistemini açarken ki girmiş olduğunuz parolayı yazmanız gerekiyor. Ve klavyeniz Türkçe değilse bu komutu girerekten de klavy klavyenizi Türkçe yapabilirsiniz. Enterlayın. Öncelikle gelin bir bakalım biz hangi IP'deyiz, değil mi? Ifconfig da IP adresimize bir bakalım. Burada yazıyor. 192.168.62.128 ve 24 numaralı şeydeyiz, tabletteyiz. Tamam mı? Yani slash 24 diyerekten de buradan taratacağız. Peki hani ben burayı dedim. Aranızda anlamayanlar da olabilir. Şurayı açıklayayım arkadaşlar. Mesela 255 yazıyor ya burada. Yani da 8 tane 1 var. Mesela burada 8, 16, 24. Bu da 0 var. Bunu saymayın hani. Yani slash 24 diyerekten de taratacaksınız. Farz edelim. Sizde mesela burada sondaki 255 ile 0 yazıyorsa o da 16 diyeceksiniz. Tamam mı? Peki ne diyor? Hemen şöyle göstereyim size. Şunu hatta biraz daha küçülteyim. Yeni terminal ekranı açalım. Şöyle küçüğüm. Kenarda kalsın bu. Yeni bir terminal ekranı açtık. Hatta şunu da şöyle kenara çekeyim biraz daha. Şu ekranı bir güzel ayarlayalım. Şimdi size çok rahat bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Dur. Şöyle büyütüyoruz. Mesela ne diyorduk? Nmap diyoruz, değil mi? Nmap -s C sin taraması yapıyoruz. Sonra bize versiyon bilgisini ver diyoruz. Mesela hani Ağı taratırken 192 A emlog Açalım. Şu açıldı mı? Tamam. Nmap -s DSV mesela size şunu demek istiyorum. 192.168.62.0 slash 24 diyorduk ya. Bu slash 24'ü şuradan alıyor. Mesela 3 tane 255 var tamam mı? Bunlardan bir tanesini 8 olarak düşün. Hani Subnet Max'da dizerken yan yana 8 tane 1 olduğu için 255 alıyor. Yani 8, 16, 24. Tamam mı? Eğer size burada son taraftaki burası da 0 şu 2 5'e 0 8, 16 yani slash 24 yazacaksınız. Yani şuraya gelip slash 16 diyerekten de taramayı yapabilirsiniz. Ama görmüş olduğunuz gibi ben slash 24 diyerekten yapacağım. Ve size hani bunu anlatmak istedim. Ve size şunu da göstermek istiyorum. Tp derseniz taratmak istediğiniz portu taratabilirsiniz. Ben size bugün 22. portu taki bulunan SSH portuna sızma işlemi gerçekleştireceğim için trp deyip 22 yazıyorum. Daha sonra ağımızı taratalım mesela. 192.168.62.0 slash 24 de diyebilirsiniz. Veyahut buraya yıldız da koyabilirsiniz. İkisi de aynıdır. Mesela ben yıldız diyelim. Bugün biraz bir değişiklik olsun. Mesela şöyle ağımızdaki bazı şeyler çıktı arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Mesela bizim buradaki şeyimiz neymiş? Sanal makinemizin şeyini bu bulalım. Hangisi? Ah bu bakın. Direkt şunu bulduk zaten. IP adresi de belli bize versiyon numarasını da zaten gösteriyor. Yani 22. port şeyi açık diyor. SSH portu ve versiyon numarası da burada var. Biz FTP portuna sızarken ne yapıyorduk? Hemen e, MSF konsol yazıyorduk değil mi? Buradan bu port şeyi var mı diye bakıyorduk hani. Bu versiyon bilgisi var mı diye araştırıyorduk. Ama ben sizlere bugün başka bir araç göstereceğim arkadaşlar. Bunu göstermememin sebebi hani farklı sızma testleri de kullanabilirsiniz. Hani tek bir kaynağa bağlı kalmayın. Hani bazen orada olmaz. Başka bir şey kullanmanız gerekir. Bu yüzden kaynaklı size başka bir şeyler de göstermek istiyorum. Mesela şöyle yeni bir ekran açalım. Bunu da biraz daha büyüteyim şöyle. Ben size bugün brute force atak göstereceğim dedim ya. Öncelikle mesela şöyle cd desktop diyeyim. Ekranın üzerine gelsin. Mesela lifpedi. Ne diyelim mesela? Kulla kullanıcı adı. adi.txt Peki ben bunu şimdi neden açtım? Brute force gerçekleştireceğiz. Burada kullanı kullanıcı adı olabilecek olan isimleri yazmamız gerekiyor. Mesela msf admin olsun. user Mesela direkt admin yazalım. login yazalım. Bu şekilde de brute force atakları gerçekleştirebilirsiniz ama Gördüğünüz gibi tek, tek tek sürekli elle yazmamız gerekiyor değil mi? Ben bunu kaydediyorum şöyle Çıkış tuşuna basalım Kaydedesim diyor yes diyorum ve kaydedesin. Bu şekilde de e, kullanıcı Kelime listesini hazırlayarak da brute force atak gerçekleştirebilirsiniz Ama size çok önermiyorum çünkü hani Çok zor bir işlem arkadaşlar yani sürekli tek tek ellerinize gireceksiniz bunun ne size ben bugün crunch aracını göstereceğim. Şöyle kranç TH diyelim ve kullanım şeyine bir bakalım. Gördüğünüz gibi burada yazıyor zaten kullanım şekli. Crunch yazıyor. Minimum karakter değeri, maksimum karakter değeri, options. Buradan da hani girmek istediğiniz kelimeleri yazıyoruz. Hemen gelip burayı yazalım şimdi arkadaşlar. Ne yazıyoruz? crunch. Minimum karakter değerimiz mesela 7 olsun. Maksimum kaç olsun? 8 olsun diyelim, tamam mı? Şimdi bu kelime listesine hangi kelimeler olsun? Onu belirlememiz gerekiyor. Ben diyorum ki P olsun. M olsun. S olsun, A olsun. Başka ne olsun? D olsun, İ olsun, N olsun. Şöyle bir bakalım başka bir şey eklemeye gerek var mı? Tamam bu kadar. Hani isterseniz biz siz burada farklı rakamlar da koyabilirsiniz ama ben bugün koymak istemiyorum. Hani şey olsun diye. Eğitim amaçlı. Basit hazırlayalım bugün. Sonra bu işareti koyuyoruz ve nereye kaydedilmesine gerektiğini yazıyoruz. Mesela ben şu an bunu desktop'un içine kaydetmek istiyorum. Mesela şöyle gelin. Home içine gelin arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Şöyle de basın. Gördüğünüz üzere biz şu an root içindeyiz tamam mı? Siz de burada mesela kali yazıyorsa mesela home slash kali yazıyorsa yolu öyle belirtmeniz gerekiyor yani. Ben de şu an direkt root yazdığı için arkadaşlar şöyle slash koyuyorum. Ters slash koyuyorum artık. Root desktop diyorum. Mesela ne olsun? Şifre nokta txt. Anladınız değil mi? Mesela hani benim şu an buradaki yol root diye başladığı için ben de burada root diye başlatıyorum. Ama mesela siz hani root kullanıcısı değilsiniz. Mesela şuraya bastınız diyelim ya. Home, Kali, Desktop yazmanız gerekecektir. Hani burada niye yazıyorsa. Mesela root yazdık. Root'un içindeki dosyayı seçiyorsunuz. Bu kadar. Sonra Enter'layalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bize şu an burada oluşuyor. Ve yanlış hatırlamıyorsa 5 ya da 6 tane kelime girdik. Ve bize bu kadar sonuç verdi arkadaşlar. Ne kadarmış? 6.588.344 milyon 588 bin 344 tane kelime oluşturdu. Mesela buna cat deyip şifre nokta tekste diyelim. Gördüğünüz üzere bir sürü farklı farklı şifre kombinasyonlarını bize burada gösteriyor. Şimdi leafpad aracıyla tek tek girme mi daha mantıklı yoksa böyle çok kısa bir komutla 6 milyon tane kelime oluşturmak mı daha mantıklı arkadaşlar. Burada size bırakıyorum. Ve Buraya ekranı kapatıyorum. Tamam. Biz şimdi şifreleri oluşturduk. Burada olası kullanıcı da var değil mi? Peki biz bunu nasıl gerçekleştireceğiz derseniz. Hemen şu ekranda sol üstte bulunan ejderha düğmesi var. Bakın. Menü tuşuna basıyoruz. Arama butonuna Hydra yazıyoruz. Tamam mı? Ben size burada Hydra'nın biraz kullanım şeklini göstereceğim. Ama daha ayrıntılı bir şekilde öğrenmek isterseniz Bununla alakalı yazmış olduğumuz makale var arkadaşlar. Hidro aracını kullanın diye. Ben bu makalenin linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Direkt buradan da bakabilirsiniz. Öztek.net'e gelip blog sayfamızdan bulabilirsiniz arkadaşlar. Buradan hangisinin ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını tek tek anlatıyoruz. İsterseniz buradan da bakabilirsiniz. Mesela şimdi bu sayfaya geldik değil mi? Biz de burada IP adresini soruyor zaten. Ee, ya da IP adresine dair e, nasıl denir ona? Listeniz varsa mesela birkaç tane IP üzerinden şifre denemesi yapmak istiyorsanız bunu yazıyorsunuz. Ama biz bir tanesini deneyeceğiz hani. Bizim IP adresimiz neydi? Şu anda bakın unuttuk değil mi? Hemen şöyle gelelim. Ekranda büyüteyim şöyle. Köşe tut, çekelim. Mesela ne diyelim? Netdiscover direkt hani range yani IP aralığını belirtiyoruz. Şimdi başlatalım. Şöyle bakıyoruz. Aha. Bizim IP aralığımız neydi? Buydu. 120 129'da bitiyor tamam mı? Ben bu hata yaptım, kapattım, o terminali siz yapmayın. Ya da böyle net netdiscover direkt tekrar IP'lere bakabilirsiniz. 192.168.62.129 Buraya ip adresimizi girdik Eğer siz de kaç tane ip adresine saldırı düzenleyecekseniz Buradan e, Target liste tıklayıp IP adresimiz Mesela burada oluşturduk ya tek tek Aynı o şekilde bir sürü ip listesini oluşturup buradan denemeniz gerekiyor Sonra Port kısmına girin arkadaşlar Bu Port'tan 22 yazıyoruz. Eğer biz internete sızma işlem işlemleri gerçekleştirmek isteseydik 23 yazacaktık. Ama yani şu an 22. porta sızma işlemi gerçekleştirdiğimiz için 22 yazıyoruz. Protokol kısmına gelen arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Hydra aracı birçok farklı protokole sızma işlemlerini gerçekleştiriyor. Brute force atak gerçekleştirebiliyor. Ve biz buradan SSH'a e bulmamız gerekiyor. Evet, bulduk. Daha sonra arkadaşlar şu output options diye olan kısımlar ise mesela SSH, SSL kullan diyoruz. Mesela ayrıntılı diyoruz tamam mı? Show items da bize kullanmış olduğumuz şifreleri göster diyoruz hani. Bunları seçebilirsiniz. Sonra password kısmına gelelim. Yani kullan hani makinenin ismini soruyor bize burada değil mi? hedef makinenin ismini bilmediğimiz için username list diyoruz tamam mı? Buna tıkladıktan sonra şu görmüş olduğunuz boş kutucuya bir kere tıklayın. Buradan ise az önce LeafPad aracıyla oluşturmuş olduğumuz kullanıcı adını seçmemiz gerekiyor. Biz neye oluşturduk? Desktop'a değil mi? Burası seçin. Sonra kullanıcı nokta yazan kısmı seçip Open'a tıklayın. Burayı seçti. Sonra password kısmına geliyoruz. Buraya eğer şifresini biliyorsanız onu yazabilirsiniz. Biz tabi şu an bilmediğimiz için password list kısmına tıklıyoruz. Boş olan kutucuğa tekrardan tıklayın. Desktop'a gelin. Buradan kranç aracıyla oluşturmuş olduğumuz şifreyi seçelim tamam mı? Parola listesini seçiyoruz. Daha sonra buradan da şu ikisini seçebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi makalemizde daha ayrıntılı bir şekilde anlattık. Buradan da okuyarak da öğrenebilirsiniz ve bu işlemleri terminal üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Zaten mesela terminal üzerinde de yapmak isterseniz komutlar size burada az buçuk gösteriyor zaten. Hidra, Tresya 22 bu şekilde gidiyor. Sonra turning kısmına gelin. Mesela bu ekranı hani proxy kullanmak isterseniz buradan şeyleri seçebilirsiniz. Yani ben şu an proxy kullanmak istemediğimiz için no proxy de kalıyor. Direkt bu sayfa bu şekilde bırakabilirsiniz. Burayı da hiç arkadaşlar. Aynı manuel şeklinde kalsın. Ve start kısmına geldik. Bu start kısmında ise görmüş olduğunuz sol altta start yazıyor. Eğer siz buraya tıklarsanız şifre denemeleri direkt olarak başlayacaktır. Getire şey C şey diyelim kapatalım. Stop derseniz kapatacaktır hani. Öyle diyelim. Zaten az buçuk İngilizce'de çevirdiğinizde çok basit bir kullanım şekli vardır. Start diyelim ve bakalım. Hatta şu ekranı biraz daha büyütelim. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Mesela şu an kullanıcı adını, en başta ne vardı? MSF Admin vardı değil mi, ondan başladı. Mesela tek tek şu an tüm paraları deniyor arkadaşlar, ne olabilir gibisinden. Şöyle bakalım. Şu an deneme işlemleri daha devam ediyor. Bu bulma işlemleri hani yarım saatte sürebilir, bir saatte de sürebilir, 10 dakikada sürebilir arkadaşlar. Tamamen bilgisayarın bulma şeyine göre değişecektir arkadaşlar dediğim üzere 6 milyon tane farklı parola şifresi vardı. Şu an hepsini tek tek deniyor. Mesela şöyle yukarı doğru gelelim. Görmüş olduğunuz gibi zaten bize burada şifreyi zaten bulmuş kullanıcı adıyla. Mesela burada ne diyor? 22. port SSH host şey diyor. Yani IP adresini bul, hani bu diyor. Login yani kullanıcı adı msf admin parolası msf admin tamam mı? Şimdi SSH bağlantısı yapmak için normalde ne yapıyoruz? SSH deyip IP adresini yazıyoruz değil mi? Böyle de yapabilirsiniz. Ve size başka bir şey daha göstermek istiyorum. Bunu da deneyebilirsiniz. Kullanıcı adı neydi arkadaşlar? MSF admin. MSF admin diyorsunuz. Et işareti IP adresini yazın. 8 62 129 size böyle farklı şeyler göstermememin sebebi hani tek öğrendiğiniz bir bilgiyle kalmayın. Değil mi? Direkt biz SSH deyip IP adresini yazdıktan sonra bize kullanıcı adı ve parolasını soracak da öyle de girebilirsiniz. Ama biz direkt buradan kullanıcı adı bu diyoruz zaten. Böyle de deneyebilirsiniz. Hani farklı farklı bilgiler öğrenirseniz sizin için daha da iyi olacaktır arkadaşlar. Bunu dedikten sonra Enter tuşuna bas, basarsanız sizden parola soracaklar ve Buradan direkt bu parolayı yazın. Tamam mı? Bul bulmuş olduğu parolayı yazıyoruz. MSF Admin. Ondan sonra zaten help yazaraktan da yapmak istediğiniz orada komutları görebilirsiniz. İyi günlerde kalın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.